Galatasaray'da Ünal Aysal bombası. Normal şartlar altında Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçime gitmesi gerekiyordu ancak Cimbom, camia içindeki Galatasaray bizim olsun, küçük olsun zihniyetli köhne kafa yapısı tarafından sırtından bıçaklandı. Seçim yine olacak elbette fakat bu 1,5 aylık gecikme sarı kırmızılılara çok pahalıya mal olabilir. Mahkemenin aldığı tedbir kararı nedeniyle ilk açıklanan seçim süreci iptal olan sarı kırmızılılarda durumu dikkatle takip eden Ünal Aysal 11 Haziran tarihli yeni bir seçim takvimi oluşmasının üzerine elini taşın altına koymaya karar verdi. Sedat Doğan, Mete İçiz, Ebru Köksal ve Ural Aküz'ün başta olmak üzere birçok genel kurul üyesiyle yemekte buluşan Aysal, Galatasaray'ı tıpkı 2011 yılında göreve geldiği gibi güçlü isimlerin ağırlıkta olduğu bir ekiple yönetmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da adaylık açıklamasıyla ilgili bekleyiş de başlamış oldu. Son yıllarda sık sık bu tarz kaos ortamlarına girerek yıpranan sarı kırmızılılarda yapılacak tüzük değişikliğiyle birlikte idari ibra garabetinin de kaldırılacağı öğrenildi. Kulüpte verilen kararların dış mekanizmalar tarafından bu kadar müdahaleye açık olması Galatasaraylıları son derece rahatsız etmeye başladı zira. Galatasaray'da bomba gelişme. Galatasaray'da belirsizlikler çığ gibi büyürken yeni sezonla ilgili adım atmayı zorlaştıran faktörlerin başında Torrent sorunu geliyor. Fatih Terim'i gönderdikten sonra İspanyol hocayla anlaşan sarı kırmızılılar umduğunu bulmak şöyle dursun, bir süre düşme endişesi dahi yaşadı. Tabii ki Fatih Terim gibi camiada kapladığı kütlesi çok yoğun olan ve Cimbom'a sayısız başarılarla kupalar kazandıran biri kulüpten ayrıldığında, Torrent gibi birinci adamlık konusunda tecrübesiz birinin Galatasaray'a getirilmesi hataların en büyüğüydü zaten. Üstelik Terim takımdan ne zaman gönderilse tazminat sıkıntısı da çekmeyecekti Galatasaray. Bu yüzden acele edildiğini düşünüyorum. Terim'in yerine Torrent'i getireceğinize keşke hocayla sezonu bitirseydiniz. Kimse Torrent'in Flamengo deneyiminden ya da Amerika macerasından bahsetmesin çünkü bunların hiçbirinde başarılı olamadı. Torrent zırt pırt bu kadroyu ben kurmadım diyor ama sezon ortasında gelen bir hocadan iki şey beklenir. Birincisi acilen kötü gidişatı sonlandırması, ikincisi ise sonraki sezon için camiaya umut vermesi. İspanyol antrenör bunların ikisini de veremeyip bir de bu takımı ben kurmadım diyor. Tamam da hacı, bu takımı sen kurmadığını bilmiyor muydun? Neden daha önce bu bahaneyi kullanmadın da şimdi kullanmaya başladın? Neden o zaman takımın başına geçmeyi kabul ediyorsun? Ve neden kendi kurmadığı takımla 7'de 7 yaparak playofflara bile kalamaz denilen Galatasaray basketbol takımını lig üçüncüsü yapan meslektaşını örnek almıyorsun? Sözünüzü camiada herkesin Torrent sabrı çoktan tükendi. İspanyol çalıştırıcı ya gidecek ya da gidecek. Fakat bunun maliyeti mali sorunlar yaşayan Galatasaray'a çok pahalıya patlayacak. Zira Torrent tazminatını bırakmama konusunda ısrarcı. Fatih Terim'i gönderiyorsanız yerine Torrent gelmez. Tıpkı holding CEO'sunun yerine bir çaycının göreve getirilemeyeceği gibi. Galatasaray deneme tahtası değil. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. 11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca şimdilerde Suudi Arabistan'la top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Sambaçı Yıldız Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nurçevi'nin takımın dengelerini düşünerek böyle bir transfere yanaşmasının mümkün olmadığı öğrenildi. Galatasaray ise sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sofyan Feghouli ve Ryan Babel'den boşa çıkacak. 7,5-8 milyon euroluk maaş bütçesinin 3 milyon eurosunu Talisca için rahatlıkla kullanabilir. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a geldiğini ve sarı kırmızılıların Yıldız isimli prensip anlaşması yaptığını yazdı. Burak Elmas yönetiminin Talisca'nın anlaşma detaylarını başkan adaylarına iletmesi ve yeni başkanın transferi onay vermesi halinde Talisca'nın parçalı formayı giymesi bekleniyor. Galatasaray Sambacı Süperstar'la anlaştı.
Geçtiğimiz sezonu yalnızca bir gol averajıyla ikinci olarak tamamlasa da bu sezon Burak Elmas başkanlığında yaptığı 25 milyon euroluk yatırımın meyvesini alamayan ve ligde olumsuz rekorlara imza atan Galatasaray, önümüzdeki sezon şampiyon olarak gerçek mekanı olan Şampiyonlar Ligi'ne dönmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon Avrupa kupalarında ortalama üstü bir puan toplayan Aslan, gelecek sezon ne yazık ki Avrupa'da olmayacak. Bir daha sezonu UEFA organizasyonlarının dışında kalacak bir sıralamayla bitirmek istemeyen Cimbom'da, başkan adaylarından Metin Öztürk ilgili profesyonellerine gelecek sezon için transfer talimatı verdi. Buna göre genel çerçevede genç ve uygun maliyetli bir takım kurmak yerine kaliteli ve verimli bir kadro kurulacak. Bu şu anlama geliyor. Kadroda örneğin 35 yaşındaki Luka Modric gibi üst düzey kalitede yıllık 5 milyon euro maaş alan oyuncular da, Kerem Aktürkoğlu, Markao ve Nelson gibi çok büyük potansiyelli ve uygun maliyetli oyuncular da olacak. Cimbom kaynaklarını verimli kullanarak takıma sezon boyu çok az katkı veren oyunculara 1,5-2-2,5 milyon eurolar vermek yerine takıma seviye atlatacak oyunculara 3,5-4 milyon eurolar verecek. Bu doğrultuda hareket eden başkan adayı Metin Öztürk'ün kurmayları geçtiğimiz sezonu Lazio'da geçiren Yıldız sol kanat Felipe Anderson'un kadrosuna katmaya çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonda sarı kırmızılıların gündemine gelmiş. Ancak 3 milyon euro gibi cüzi bir bonservisle Lazio'ya imza atmıştı. Felipe Anderson'un kontratı 2024 yazında bitiyor. Mali darboğazı olan Lazio ise Felipe Anderson'u 5 milyon euroya elden çıkarabilir. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan ve bu sezon Serie A'da oynadığı 35 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Anderson hakkında Sky Sports'tan da önemli bir haber geldi. İngiliz basınında yer bulan habere göre Galatasaray Lazio'nun Brezilyalı starı Felipe'nin menajeriyle görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alan Aslan, oyuncunun menajeriyle 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bu haberi Brezilya basınına dayandıran İngilizler, Felipe'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu yazdı. Galatasaray'dan 10 numaraya Amin Harit. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ofansif orta saha bölgesi için önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesine hali hazırda Marsilya'da kiralık oynasa da, bonservisi Şalke'de bulunan Amin Harit'i de aldı. Faslı oyuncu Şalke 04'e mutlu değil ve birçok sorunla uğraşmak istemediği için bu sezonun başında Marsilya'ya kiralandı. Ancak sezon sonunda Alman ekibine geri dönecek olan yıldız isim takımda kalmayı aklından bile geçirmiyor. Zira Schalke'deyken uzun bir süre yöneticilerin oyuncuyu suçlaması ve kulüp taraftarlarının tepkileri gibi sorunlarla uğraşan Amin Harit ayrılmayı kafasına koydu. Alman ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Harit, Schalke 04 tarafından yaz transfer döneminde satış listesine konulacak. Fransa alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Amin Harit, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis ödeli karşılığında Nantes'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu A milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullanmıştı. Harit'i fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 5 yıllık teklifini iletti. Schalke'ye de 5 milyon euro öneren Cimbom, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı bekliyor.